Merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda arkadaşlar Sinteks'i ele alacağız. Evet, bu videomuzda Sinteks'in temel kavramlarını öğreneceğiz. Daha sonra e, bu temel kavramlar üzerine daha detaylı bir bakış açısı geliştireceğiz. Sinteks kavramları ve çalışmalarıyla ilgili. Peki, Sinteks dediğimizde öncelikle ne ile ilgileniyoruz? Bir onu tanımlayalım. Evet, Sinteks neyi çalışır? Arkadaşlar, Sinteks Phrase'leri ve clause'ları aynı zamanda sentence'ları çalışır. Yani kelimeden daha büyük, daha uzun olan üniteleri çalışır ve onların internal structure'ını ele alır. Syntax temelde bununla uğraşır. The study of internal structure of phrases, clauses and sentences diyerek tanımlayabiliriz syntax'in çalışma alanını. Peki, syntax dediğimizde bilmemiz gereken birkaç tane temel kavram var. Haydi onlara bakalım. Ee, ve videomuzda böylece ilerleyelim. Öncelikle subject ve predicate kavramlarını ele alalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ta ilk videoda da söylemiştik. Dünyadaki tüm dillerde bir cümle kurmak için sizin bir subject'e ve bir predicate'e ihtiyacınız var demiştik. Peki nedir bu subject ve predicate? Arkadaşlar subject cümlenin konusudur. Böyle düşünebiliriz. Ya da predicate'ın konusudur. Predicate ise bu konu hakkında, bu topik hakkında yapılan e, yorum ya da iddiadır. Subject konu, e, predicate ise yorum ya da iddianın kendisi. Sen taktik açıdan düşünürsek şöyle diyebiliriz arkadaşlar: Subject'in kendisi e, nin dışında kalan cümlenin diğer üye, öğelerini biz predicate olarak tanımlayabiliriz. Peki. Subject ve predicate'ı tanımladıktan sonra yine sentaksın önemli bir kavramı olan argument kavramını tanımlamamız lazım. Peki argument nedir? Argument predicate'ı anlamsal olarak tamamlayan kelimelerdir. Örnek verelim hemen. Ali ate the chicken dediğimde ate fiilinin iki tane argument'ının olduğunu söylerim. Nedir bu argümanlar? E, sentaktik e, İngilizce'de argument diye ifade ettiğimiz bir ali. İkincisi ise chicken. Evet. Argument kavramı da bu şekildedir. Predicate'ın anlamını tamamlayan e, öğelere biz argument diyoruz. Evet. Sentaksin temel kavramlarıyla devam ediyoruz. Diğer kavramımız constituent kavramı. Peki. What's, what's a constituent? Arkadaşlar constituent birlikte e, constituent birden fazla kelime grubunu ele alıyoruz ve bunların bir sentaktik birim içerisinde tek bir ünit olarak davrandığını görüyoruz. Dolayısıyla constituent'ları şöyle tanımlayabiliriz. Uh, two or more words that is a single uh, syntactic unit in a uh, syntactic structure diyerek tanımlayabiliriz. Bir sentaktik yapı içerisinde tek bir sentaktik birim olarak davranan yapılara biz constituent diyoruz. Constituent ile ilgili bir örnek verirsek en temelinde arkadaşlar cümlelerin constituentlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. İki temel constituentdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Nedir onlar? Biraz önce tanımladık. Bir tarafta subject, bir tarafta predicate. Subject ve predicate nedir arkadaşlar? Constituent'tır. Neden? Çünkü ikisi bir araya gelir ve tek bir sentaktik birim gibi davranır. O da sentence'ın kendisidir. Ya da clause'un kendisidir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki. Arkadaşlar constituent'u da tanımladık. Bununla ilgili olan olarak bir diğer kavramımız daha var. Bu da önemli bir kavram. Generative grammar kavramı. Evet generative grammar kavramı daha önce de ele aldığımız e, dil bilimin önemli figürlerinden olan Chomsky'nin ortaya attığı kavramdır. Generative grammar'dan bizim kastettiğimiz, anlamamız gereken ya da Chomsky'nin ifade ettiği şey şudur. Sentaktik açıdan elimizde sınırlı sayıda kural var ama biz bu sınırlı sayıda kuraldan, sınırlı sayıda olan kurallardan sınırsız sayıda phrase, clause ya da sentence üretebiliriz. Buradan generative kavramını bu şekilde tanımlayabiliriz. Dediğimiz gibi aslında bu arkadaşlar bu kavram Yine e, dil bilim derslerinin videolarının başına gidersek creativity kavramına denk gelen ya da örtüşen bir kavramdır. Finite number of rules but infinite number of sentences. Sınırlı sayıda kuralımız var ama bu kurallarla biz dilediğimiz kadar yeni cümle, yeni sentaktik yapı kurabiliriz, oluşturabiliriz. Generative grammar kavramı da bunu ifade eder, özetle. Peki, generative grammar kavramını da bu şekilde ele aldıktan sonra generative grammar kavramının içinde çalıştığı sentaktik birimleri ya da sentaktik yapıları ele alıp onları tanımlayalım. İlki phrase kavramı. Ki phrase kavramı arkadaşlar sentaks açısından temel diyebileceğimiz bir kavramdır. Peki what's a phrase dediğimizde şu şekilde ifade edebiliriz. A group of words that is a single unit in a syntactic structure. Bir dizi yap, bir dizi kelime var elimizde. Bunlar bir sentaktik birim olarak davranıyorlar. Bir sentaktik birim olarak davranıyorlar. Phrase'in kendisi bu. Fakat arkadaşlar hemen phrase'in kavramına bir şey ekleyelim ve onu constituent kavramından ayıralım. Phrase dediğimizde evet birden fazla kelime grubu elimizde var. Bunlar tek bir sentaktik birim olarak davranıyorlar. Fakat diğer taraftan bunlarda subject predicate organizationı yok. Yani bir phrase içerisinde subject ve predicate bulunmuyor. Evet ama constituent da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Hatta constituent dediğimizde içerisinde subject predicate organizationı olabilir. Yani subject ve predicate birbirinin constituent'ı olabilir. Subject Predicate'ın olmadığı Constituent'lardan da bahsedebiliriz. Fakat Phrase dediğimizde Subject Predicate organization'ı yoktur arkadaşlar. Burası önemli. Phrase'lere bir sonraki videomuzda e, detaylı olarak bakacağız. İçer, e, phrase'lerin Internal Structure'ını ele alacağız. Şimdilik tanımlamayla yetinelim. Bir de örnek verelim. Bir noun phrase örneği verirsek. Um, a beautiful view dediğimde bir, bir bir noun phrase kurmuş oluyorum çünkü bu a beautiful view bir cümle içerisinde tek bir sentaktik yapı olarak davranabilir. Mesela a beautiful view is what I need. Evet e, buradaki a beautiful view alıp arkadaşlar biz subject olduğunu söyleye söyleyebiliriz a beautiful view is what i need. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Phrase'i tanımladık. Artık clause'a geçebiliriz. Clause'lar ise phrase'lerdeki gibi yine tek bir sentaktik birim olarak davranan e, yapılardır. Fakat phrase'lerden farklı farkı şudur clause'ların içlerinde bir subject predicate organizationı vardır. Yani her bir clause'un içinde bir subject, bir predicate vardır arkadaşlar. Phrase'den farkları budur. Hemen ele alabiliriz bir tane. Zaten clause dediğimizde aklımıza relative clause gelebilir, non clause gelebilir. Ki clause'ların altındakileri, alt başlıklarını, onu oluşturanları daha sonraki videomuzda detaylı olarak ele alacağız. Örnek vermek bakımından hemen who swims every day. Who swims every day'deki who swims every day clause'un kendisidir. Who swims every day clause'un içerisinde bir subject'in ve bir predicate'in olduğunu görüyoruz. Peki. Clause'ları da bu şekilde tanımladıktan sonra ile clause arasında ne fark var? Ona bakalım. Sentence nedir? Arkadaşlar sentence'lar temelde tüm sentence'lar, tüm cümleler bir clause'dur. Peki clause'la arasındaki fark nedir sentence'ın? Arkadaşlar sentence dediğimiz bir complete idea ifade eder. Tam bir fikir ifade eder. Clause'lardaki gibi subject ve predicate organization'ı vardır ama diğer taraftan tam bir fikir ifade etmesi gerekir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Hemen who swims every day. Who swims every day. Her gün yüzen. Tamam bir clause'umuz var. Subject predicate organization'ımız da yerinde. Ama burada bir complete idea yok arkadaşlar. Her gün yüzen. E geriye kalıyor değil mi? İşte clause Komplit bir idea ifade etmez. Ama sentence'a gelirsek A man who, simim, who swims every day uh, is swimming today. Dediğimizde dediğimizde e, burada komplit bir idea'nın ifade edildiğini görebiliriz. Evet sentence ve clause arasındaki ayrımı da yaptıktan sonra diğer konularımıza geçebiliriz. Sentaks açısından önemli konular olarak gördüğümüz konulara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sentaks açısından önemli olan kavramlarla devam edelim. Peki, sentaks açısından e, önemli olan kavramlardan bir tanesi Chomsky'nin e, sentaksa kazandırdığı ya da dil bilime kazandırdığı Chomsky'ye Chomsky atfedilen kavram olan Deep Structure ve Surface Structure kavramlarıdır arkadaşlar. Deep ve Chomsky e, cümlelerin e, iki yanının olduğunu bunların bir deep structure bir de surface structure olarak ayrılabileceğini, iki structure'a sahip olduğunu ifade eder. Peki nedir deep structure ve surface structure? Arkadaşlar, deep structure bir cümlenin temel anlamsal birimleridir. Onun altında yatan temel anlamsal birimlerdir. Peki surface structure? Surface structure ise işte, sizin duyduğunuz ya da gördüğünüz, okuduğunuz cümlenin kendisidir. Peki örnekle açıklayalım. İki tane cümle ele alalım. Ali ate the chicken. The chicken was eaten by Ali. Peki. Arkadaşlar şimdi bu iki cümlenin deep structure'ını çözmeye çalışalım. Ele alalım. Her e, Öncelikle Ali ate the chicken cümlesini alalım. Ve Ali ate the chicken cümlesini duyduğumuzda zihnimizdeki canlanan görsele bir bakalım. Bu görselin 3 tane ögesi vardır arkadaşlar. 1 Ali, 2 tavuk, 3 yeme eylemi, Ali'nin yeme eylemi. Aynı biçimde the chicken was eaten by Ali dediğimde buradaki bu surface structure'daki pasif olan bu surface structure'daki deep structure'da yani sizin zihninizde canlandırdığı resimde aynı olacaktır. Birincisiyle Ali ate the chicken bir görsel üç unsuru var. Ali yeme eylemi ve tavuk. The chicken was eaten by Ali. Aynı görsel, aynı unsurlar. Evet, deep structure dediğimiz bu. Dolayısıyla arkadaşlar, deep structure dediğimizde farklı surface structure'lara sahip cümlelerin tek ve aynı bir surface deep structure'ı olabilir. Bunu kastediyoruz. Peki bu iki kavramla ilgili olarak Deep Structure ve Surface Structure kavramlarıyla ilgili olarak Transformational Grammar ya da Transformational Rules dediğimiz kavramı da ele almamız gerekiyor. Önemli. Çünkü Deep Structure'dan cümleler Surface Structure'a yüzeye çıktıklarında belirli dönüşümlerden geçiyor. Bu dönüşümler belirli kurallar temelinde işliyor. Ve biz bu kurallar bütününe T-Rules ya da Transformational Grammar diyoruz. Evet. Dediğimiz gibi Deep Structure'dan Surface Structure'a çıkan cümleler Transformational Rules bağlamında belirli dönüşümlere uğrar ve yüzeye çıkarlar. Bir Surface Structure olarak bize görünürler. Peki. Şimdi arkadaşlar Deep Structure'dan Surface Structure'a çıkarken uygulanan kurallar acaba hangileridir? Hangi e, yöntemler ya da stratejilerle biz dip, dipteki meaning'i surf structure olarak ortaya çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar argument movement, a movement diye de geçen kavram ya da kuraldır. Aslında biraz önceki örnekten gidersek tam da söyledik. Ali ate the chicken. The chicken ate'in argümanlarından bir tanesi, argumentlarından bir tanesi. Pasif hale getirdiğimizde argument'ı ne yapıyoruz arkadaşlar? Move ediyoruz, taşıyoruz. The chicken was eaten by Ali. Dolayısıyla trans deep structure'dan surface structure'a çıkarken uyguladığımız T rule'lardan bir tanesi A movement diye adlandırdığımız kuraldır. Peki başka yolları var mı? Evet var. Onlardan bir tanesi extra position diye ifade ettiğimiz bir kural ya da bir transformational T rule diye ifade edebiliriz. Peki extra position nedir? Extra position adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar cümle içerisinde belirli sentaktik birimlerin yerinin değiştirilmesi yeniden onların pozisyonlandırılması. Hemen bir örnek verelim. Örneğimiz şu. To call the center is a good idea. Şimdi bu cümleyi arkadaşlar ne yapıyoruz? İngiliz dili bakımından çok da hani yanlış olmasa da çok da genel ya da o dil mantığına çok uygun bir cümle değil. Peki bu cümle nasıl kurulmalı? It's a good idea to call the center. Dediğimizde ne yaptık? To aldık. Başka bir yerde pozisyonlandırdık. Pozisyonunu değiştirdik. Dolayısıyla burada bir ekstra position vardır. İki cümlenin deep structure'ında aynı mana yatar. Aynı anlamsal birimlerdir diyebiliriz. Peki başka. Deep structure'dan surface structure'a geçirmek e, çıkarırken başka hangi dönüşümlerden geçiyor bu cümleler? Topicalization bunlardan bir diğeri. Topicalization'da arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz vurgu amaçlı olarak cümlenin öğelerinden bir tanesini, genellikle nesnedir bu kesinlikle, cümlenin başına alıyoruz. Mesela hemen bir örnek verelim. For you I bought a present. Bu cümleyle I bought a present for you for you I bought a present ikisi aynı deep structure'a sahiptir. Surface'ta farklıdırlar. Topicalization işte bunu ifade eder. Peki başka hangi T, -t rule'larımız var? Dönüşüm e, transformational rule'lardan hangilerine ele alabiliriz? Bir diğeri arkadaşlar scrambling. Scrambling İngilizce açısından çok da mümkün değil. E, fakat Rusça gibi bir dil, Türkçe gibi bir dil ve e, daha başka örnekler de verilebilir. Bu tür dillerde, özellikle Türkçe bu konuda oldukça esnektir, oldukça yaygın kullanım alanı vardır. Scrambling'de cümlenin öğelerini, word order'ını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu ifade eder. Hemen bir örnek verelim. Ayşe'yi dün gördüm. Dün Ayşe'yi gördüm. Gördüm Ayşe'yi dün. Üçüncüsü her ne kadar genel olmasa da, Türkçe açısından çok daha duyacağınız bir cümle olmasa da yine de gramer açısından bir sıkıntı, sentaks açısından bir sıkıntı yaratmıyor. Dolayısıyla üç cümlenin de dip structure'ı aynı iken farklı surface structure'larla karşılaşabiliyoruz. Scrambling sürecinden sonra ya da scrambling t-rolu sayesinde. Bir diğer kuralımız arkadaşlar, bir diğer T kuralımız inversion. Evet inversion'da biliyorsunuz devrik cümle yapıyoruz ee, ve devrik cümle yaptığımızda devrik cümle ile onun karşısındaki cümlenin deep structure'ında aslında farklı şeyler yok. Peki hemen örneğimizi verelim inversion'la ilgili. Never did she buy a yellow t-shirt dediğimizde She never bought a yellow t-shirt dediğimizde bu iki cümleyi kurduğumuzda ikisinin de baktığınızda deep structure'ı anlamsal temeli aynıdır. Fakat nedir arkadaşlar? İki surface structure'la karşı karşıyayız. Evet. T-rules ya da transformational rules e, daha fazla e, kurala sahipken bu temelde ele aldıklarımız bizim için yeterli olacaktır. En fazla karşılaşacaklarımızı dolayısıyla sorularda da çıkabilecekleri bu şekilde ifade ettik. Evet, sentaksın diğer önemli kavramlarıyla devam edelim. Bunlardan bir diğeri marketiniz kavramı. Arkadaşlar, bir sentaktik yapı dilde sık kullanılıyorsa sizin karşınıza sık çıkıyorsa, sık duyuyorsanız ya da sık kullanıyorsanız o sentaktik yapıyı onun için biz unmarked diyoruz. Örnek hemen verelim. Aslında tam da biraz önce verdiğimiz örnek. "She never bought a yellow t-shirt" dediğimizde bu cümleyi İngiliz dilinde oldukça sık duyabilirsiniz. Siz de telaffuz ederken yani konuşurken bu cümleyi kurmanız daha olasıdır. Ama "Never did she buy a yellow t-shirt" dediğinizde bu cümleyi duymanız daha az olasıdır. Onu çok fazla hem native speakerlar bazında duymazsınız, ee, normal yazılı dilde de çok kullanıldığını görmezsiniz. Neye kıyasla, bir önceki e, cümleye kıyasla. Dolayısıyla ikinci cümlenin devrik olan cümlenin biz marked olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz mark işaretlemek, işaretlemeye değer, işaretlemeye değmez gibi düşünebilirsiniz. İşaretlemeye değmez. Neden değmez? Çünkü oldukça sık kullanılıyor. Unmarked. Marked ise. E, Az bulunur, az duyarım, az karşıma çıkar, işaretliyim gibi düşünebilir, aklınızda tutabilirsiniz. Marketiniz kavramı da bu. Peki, devam edersek arkadaşlar, sintekste bir başka kavramımız, subcategorization kavramı, diğer adı C-selection. Peki, nedir subcategorization ya da C-selection? Arkadaşlar, temelde verblerle ilgili bir durumdur. Ama orayla sınırlı değildir. Ama biz temelde olan durumu ele alırsak, her bir verb, detransitif, transitif, ol, e, intransitif ve transitif olması noktasında ne yapar? Kendisine nesne alır ya da nesne seçer ya da seçmez. Sub categorization ya da c selection dediğimiz olay budur. Hemen bir örnek verelim. Örneğin like fiili. I like cats dediğimde like'ın e, cats cat noun'unu seçtiğini ya da bir noun phrase seçtiğini ne yapabilirim söyleyebilirim. Bunun teknik ifadesi şu olacaktır. Like is subcategorized for a noun phrase. Evet. Dolayısıyla like bir noun phrase kendine seçer. Diğer taraftan I like to dance with you dediğimde to dance with you bir complement phrase olarak CP olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla yine like'ın bir complement phrase için e, C selection yaptığını ya da subkategorize edildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla like is also subcategorized for a CP diyebiliriz. Evet dolayısıyla like'ın bir adverb ile subkategorize olmadığını ya da like is not subcategorized for an adverb diye ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar. Subcategorization ya da C Selection ile ilgili bunları söyledikten sonra artık sintekste yine önemli bir alan olan, önemli bir çalışma alanı olan structure'ların, syntactic structure'ların ne yapılmasını, analiz edilmesini sağlayan bir yöntemi ele alalım. Onunla ilgili konuşalım. Bu tree diagram yöntemi arkadaşlar. Nedir tree diagram? Tree diagram arkadaşlar sentaktik kategorilerin ya da sentaktik yapıların kendi içerisindeki hiyerarşik ilişkisini grafik olarak resmetmektir ya da grafik olarak sunmanın kendisidir tree diagram. Evet arkadaşlar, tree diagram yaparken burada bir örneğini yapacağız. Fakat oraya geçmeden tree diagram yapmadan önce bir sentaktik yapıyı tree diagram olarak ifade etmeden o şekilde analiz etmeden önce Belirli sembollerin ne anlama geldiğini bu açıdan ele almamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet ekranda da görüyorsunuz. Bu kavramları bilirsek rahatlıkla ne ifade edildiğini tree diagramda görebiliriz. Peki bu kavramları da ele aldıktan sonra üzerinde durduktan sonra artık bir tree diagram yapmaya geçebiliriz. Evet görüyorsunuz şekilde arkadaşlar. Tree diagram yaparken temelde en başta bir sentence olduğunu unutmuyoruz elimizde. Tabii ki bir phrase de olabilir ama en temelde reklamda gördüğünüz bir sentence var. Dolayısıyla başına sentence koyuyoruz. Her bir sentence neyden oluşur demiştik arkadaşlar. Bir subject bir predicate'dan. Her bir subject nedir arkadaşlar? Bir noun phrase'dir. Gördüğünüz gibi ikiye ayırdık. Bir tarafta noun phrase var bir tarafta verb phrase. Çünkü predicate'ların hepsi ne olacaktır? Verb phrase olacaktır. Ve biz word phrase'den yine iki dal açarak e, ne yapabiliriz? Analizimizi devam ettirebiliriz. Arkadaşlar tree diagram yaparken temelde ikili gitmesine e, ikiye ayırarak gitmeyi tercih ediyoruz ya da doğrusunun karıştırmamak için bu olduğunu söylüyoruz. Fakat e, belirli sentaktik yapılarda sadece ikiye ayırarak gitmeniz yeterli olmayabilir. 3'e de ayırmak zorunda kalabilirsiniz dalı diyelim. Evet, 3 e, diagramla ilgili çok daha fazla çalışma yapılabilir. Detaylı bir konudur. Ama sınav kapsamında bu temelde, bu basitlikte ele almak yetecektir bize diye düşünüyoruz. Peki. Evet, tree diagramı da ele aldıktan sonra önemli bir kavramımız var. Tree diagramla ifade edeceğimiz ambiguity kavramı. Peki. Nedir Ambiguity? Arkadaşlar öncelikle Ambiguity'lerin e, anlamdaki belirsizlik olduğunu ifade edelim. İki kaynağı olabilir. Lexical ve Syntactic ya da Structural. Lexical Ambiguity'ler hatırlayalım. E, semantik e, başlığına dönersek orada ifade etmiştik. Homonimlerin e, iki anlamının olmasından kaynaklı ortaya çıkan ee, anlam karmaşaları, anlam belirsizlikleriydi. Örnek. O zaman da vermiştik aynısını. I, the fisherman went to the bank. Acaba fisherman, balıkçı nereye gitti? Bankaya mı gitti? Yoksa banka oturmaya mı gitti? Bir belirsizlik var. Ama buradaki belirsizlik temelde neyden kaynaklı? Bank kelimesinden, bir homonimden kaynaklı. Fakat structural ambiguity ise biraz daha farklı arkadaşlar. Teknik olarak tanımlarsak eğer siz bir cümleye iki farklı tree diagram çizebiliyorsanız orada bir syntactic ya da structural ambiguity'den bahsedebiliriz. Evet. Hemen bir örnek ele alalım. He hit the man with a stick. Örneğini ele aldığımızda ekranda iki farklı iki farklı tree diagramının oluştuğunu görebiliyorsunuz. He hit the man with a stick. Peki anlamsal olarak bu iki tree diagramın birbirinden farkı nedir? Şudur. Acaba adama sopayla mı vurdu yoksa adama e, sopalı adama mı vurdu? Evet iki tane farklı anlam görüyoruz. İşte bu iki farklı anlam, iki tree diagram, farklı iki tree diagram çizebilmemden kaynaklanıyorsa burada bir structural ambiguity olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlar sorularda çıkıyor. Şu iki ipucunu verebilirim structural ambiguity'den şüphelenmeniz için. Bir, eğer cümlenin içerisinde bir prepositional phrase varsa dikkatli olun. Bir prepositional phrase varsa dikkatli olun ki bizim örneğimizde de with a stick değil mi? Bir prepositional phrase'dir. Anlamı ne yaptı? Structural olarak farklı bir noktaya getirdi. Bu birinci ipucumuz olsun. Öyle olmak zorunda değil. Sadece dikkatli olalım. O seçeneklere yönelelim. Yani dikkatli bakalım. İkincisi ise arkadaşlar Coordinating conjunction'larla özellikle ile bağlanıyorsa orada da dikkatli olmakta fayda vardır. Structural ambiguity ile karşılaşabiliriz. Üçüncüsü daha az yine arkadaşlar karşımızda bir e, ejective clause reduction varsa e, orada da dikkatli olmakta fayda var. Bu üçü e, st structural ambiguity'ye neden olabilir cümlede dediğimiz gibi sorularda da çıkıyor. Evet arkadaşlar Structural ve Lexical Ambiguity kavramını da ele aldıktan sonra videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet haydi bir sonraki videomuza geçelim ve orada biraz önce ele aldığımız kavramları daha detaylı ele almaya başlayalım. Haydi bakalım.